Amsterdam'dayım. Nemo Science Museum'un içindeyim. Hatta içindeki terastayım. Amsterdam'daki bulunma sebebim özellikle Amsterdam'daki bütün üniversiteleri gezmek ve Hollanda'daki diğer üniversiteleri değerlendirerek inovasyon ve teknoloji adına önemli çalışmaları gerçekleştirmek için buradayım. 4 yıldır yapmış olduğumuz Avrupa Birliği projesini şu anda tamamlıyoruz. Yarın itibariyle önemli olarak tüm raporumuzu teslim edeceğiz. Bugün çok önemli bir gün aslında. Neden derseniz, geçmiş olan dönemde özellikle 2019'a kadar süren 2020'de ikinci bir dönemi başlayacak olan Avrupa Birliği projelerinin önemli çalışmaları açısından buradayız. Bildiğiniz üzere Hollanda altın çağı yakalamak üzere yeni teknolojilerde büyük çalışmalar yapmakta. Bu anlamda özellikle de Silikon bölgesiyle ve Londra'daki büyük inovasyon şirketleriyle ortak çalışmakta. Şimdi yeni bir zaman. Şu anda Delphi istasyonundayız. Amsterdam'dan bir saat, tam bir saat sürüyor. İnanılmaz kolay. Çok da ucuz üstelik. 41 dolara bütün ülkeyi dolaşabiliyorsunuz 250 liraya. İnanılmaz büyük bir fırsat. Hollanda'da okumak gerçekten ve yaşamak, kültürel altyapısını görmek hem ekonomik hem de çok da çok zevkli. Temiz bir ve yeşil bir ortamı var gerçekten Hollanda'nın. Bu anlamda çok kıymetli. Bütün ekip burada. İshak Bey burada. Okutturacağız. Her şeyi okutturuyoruz. Evet. Biletlerimizi çıkartıyoruz. First class gitmek 41 euro. Ama öğrencilere bu 14 euroya kadar düşüyor. Geçiyoruz. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sistemi çok, hakikaten çok planlı ve programlı. Bu anlamda yaşam açısından da çok kaliteli bir ortamı var Hollanda üniversitelerinin. Bu anlamda değerlendirmek lazım. Amerika'da bir yerden bir yere gitmek çok ciddi zaman alıyor ve aynı zamanda çok pahalıya mal oluyor. Hollanda'da bu durum çok çok tersi. Leiden zaten yarısında. Yarım saat içinde Leiden Üniversitesi'ne, bir saat içinde de Delft Üniversitesi'ne geliyorsunuz. Bu anlamda çok kıymetli ve çok hakikaten farklı. Delphi'nin en fazla öğrenci gönderdiği, İngilizce özellikle de eğitim yapan 4 ana temel mühendislik fakültesinin önündeyiz. Burası çok önemli bir bina, görüyorsunuz. Tüm bu arkamda gördüğünüz binalar ve bütün etraf tamamen bu 4 temel mühendislik ve özellikle de Computer Science, Data Science, Mathematics'le beraber birleştirilmiş durumda. Bunu çok iyi algılamamız lazım 21. yüzyılda. Bu 4 tane büyük fakülte, elektrik, elektronik, mekanik, kimya, material science, üçüncüsü ve civil engineering, 4 büyük mühendislik alanı olarak tanımlanıyor. Computer science ve mathematics ise AI devreye alınarak ve data science alınarak bu 4 bölümü besleyecek ve 5 önemli temel alan olarak ortaya çıkacak. Bu anlamda biz gerçekten Delphi en fazla önemsediğimiz üniversite olarak tanımlıyoruz dünyada. Eğer gerçekten MIT, Caltech, Stanford, UC Berkeley'ye gidilmiyorsa bu üniversiteye gelinmeli. Diğer pek çok üniversiteden çok daha ileri noktada. Neden derseniz, bu bahsetmiş olduğum 5 alanı birlikte çok iyi birleştirdiği için. Evet, ekip burada. Beraber biraz sonra departmanlara da gireceğiz. İçeriye de girip görüşmelerimizi yapacağız. Thank you.
21. yüzyılın en önemli merkezlerinden biri olacak bu inovasyon ve teknoloji alanında. Bu nedenden dolayı Delphi'yi çok iyi takip ediyoruz ve Delphi hem undergrad'da hem master doktora anlamında hem postdoc anlamında pek çok öğrencinin yerleşmesine yardımcı olduğumuz gibi aynı zamanda Avrupa Birliği projeleriyle diğer projelerle de beraber ortak çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda benim de bu üniversiteyle çok ciddi şekilde akademisyen olarak yüksek öğrenim çalışan, inovasyon teknoloji çalışan ve intellectual property üzerine ihtisaslaşan bir kişi olarak çok ciddi ilişkilerim var. Türkiye'nin özellikle önemli projeleri içinde Delphi'nin çok önemli yeri var. Artık biliyorsunuz ülkelerin ötesinde üniversiteler çok önemli mihenk taşları oluşturacaklar. Bu anlamda da gerçekten bizim ortak çalışma alanları ve platformları oluşturuyor olmamız gerekiyor. Görüşmek üzere.